rahmetullahi ve berekatuhu, ahli iman brotherlar. Bu hazır Mirzahid degen profildagi bola bu seviyede, bu düşüncede her kanday narsaga ishonib ketish qobiliyatiga ega. Qur'oni Karimni arabiy matnini bilish u yoqda tursin. O'zbekcha bunga mana shu ma'noda deb kimdir yo'llanma bersa, o'shanga ergashib ketaveradi. Sababi shunaqa. Ozarbayjonda bir payg'ambarman deb chiqqan odam bor edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh, ahli iymon birodarlar. Bu hozir Mirzohid degan profildagi bola bu saviyada, bu tushunchada har qanday narsaga ishonib ketish qobiliyatiga ega. Qur'oni Karimni arabiy matnini bilish u yoqda tursin. O'zbekcha bunga mana shu ma'noda deb kimdir yo'llanma bersa, o'shanga ergashib ketaveradi. Sababi shunaqa. Ozarbayjonda bir payg'ambarman deb chiqqan odam bor edi. Ozarbayjonlik payg'ambarlik da'vosini qilib chiqqan. Borib u odamlar unga "Sen payg'ambarligingga Qur'onda dalil bormi?" desa, "Bor" derdi. Xuddi mana Mirzohidga o'xshab. Mirzohid anu payg'ambardan keyin payg'ambar keladi dedi. Mana Qur'onni ochinglar deyapti-yu. U arabchani biladi u payg'ambar da'vosini qilayotgan Ozarbayjondagi. YouTube'dan qidirsanglar chiqadi. Ozarbayjonlik yolg'onchi, kazzob payg'ambarlik da'vosidagi odam. Qur'onda dalil bormi desa, bor dedi. Qaysi oyat desangiz, Ra'd surasi 43. oyat derdi. Qani bu oyat senga qanaqa dalil bo'ladi desa, o'qi dedi. O'zi o'qiydi arabchasiga. Aytadiki, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim va yaqulu allazina kafaru lasta mursala." Va kofir bo'lgan kimsalar aytishadiki, "Sen payg'ambar emassan." deyishadi. Qul, ayting ularga, "Kafa billahi shahidan bayni va baynakum." Sizlar bilan mening oramda Allohning o'zi guvohlikka kifoya qiladi. "Va man indahu ilmul kitob" va huzurida kitobdan ilm bor kishi ham bunga guvohlik beradi deb oyatni o'qiydi-da, yonida bitta odamni qo'liga Qur'on berib qo'yadi. Aytadiki, "Tur" deydi o'zini bolasiga. O'rnidan turadi. "Meni payg'ambarligimga guvoh qilib ber" deydi. U aytadiki, "Men guvohlik beraman, falonchixon o'g'li shu odam payg'ambar" deydi. Mana oyat deydi. Oyatni zohiriga qarasangiz, bu oyat hammaga tushaveradi. Oyatni zohiriga qarasangiz, nima deb javob berasiz bunga? Va yaqulu allazina kafaru lasta mursala. Kofirlar aytadiki, "Sen payg'ambar emassan" deydi. "Sen hammang kofirsan, meni payg'ambar emassan" deyapsan. Mana oyat deyapti. "Qul, men sallarga aytaman" deyapti. "Men sallarga aytaman. Alloh sallar bilan meni o'rtamda yetarli guvoh. Va qo'lida kitob bo'lgan, ilm kitobdan ilm bo'lgan odam ham guvoh. Qani, men guvohlikdan 20 ta odamni keltirib beraman" deb atrofiga 20 ta 30 ta shogirdini qo'yib olgan. Hammasiga kitobni berib qo'ygan. "Tur" deydi, u guvohlik beradi. "Tur" deydi, u guvohlik beradi. Qur'onni, ya'ni ilmiy asosda tushunishga aqli yetmagan, "Men arabchani qayerdan bilaman? Arabchani bilmasam Qur'onni o'qimasligim kerakmi?" deydigan mana shunaqangi primitiv saviyadagi odamlar ahli sunna val jamoadan toyib ketishlikka, o'zini payg'ambarman deb e'lon qilgan qattaga bir sharafsizga iymon keltirib ketishligiga ya'ni munosib bo'ladi o'zi. Shunga moyil bo'ladi. Mavzudagi asl dalilning iddaosini, bahsini, mezonini tushunmaydi. Shuning uchun bu odamlarga o'zi aslida dalil hujjat qoyim bo'lib bo'lgan. Bu odamga biz da'vo qilib bunga tuhmat qilganimiz yo'q. Bu bizga tuhmat qildi. Mayli bizga tuhmat qilishligi, biz oddiy odammiz-da, biz aytmagan gapni aytdi deb o'zi tushunib olgan. Ya'ni mana shu aql bilan, shu kalla bilan, shu saviya bilan shuni tushunadi, boshqa tushuna olmaydi. Chunki yo'q, boshqa planka yo'q. 60 dan uyog'ini ko'tara olmaydi. U bundan 60 dan uyog'ini talab qilishlik o'zi noto'g'ri. Masalan, u ayoldan erkak xususiyatini, erkakdan ayol xususiyatini talab qilib bo'lmaydi.
Çünkü yok narsanın talep kubu muydu? Bu adamlarda uşa narsa yok. Bu ayeti yaptı ki, İsa peygamber mi? Degen, savalge ben, ha İsa peygamber. Degen cevabımını alıp, ana Abror Muhtar Ali, İsa'nı keleceğide peygamber bulup keledi degen de yaptı. Bu gap menikimiz, ben İsa peygamber. Degen ben, bu oldu. Bana şu seviye menge tuhmet, bugün için kirip ettim, o menge tuhmet kimey. Ben unaqa deyişim mümkünmez. Unaqa desem, ahlı sünneden çıkıp getemem. Ben kayta, kayta tekrarlayıpmen. Mini hata cümlemini çün valıp, mendeki hatanın natoru çün valıp, uşa hatanı üstüge, ana özün ettiğini o peygamber bu keledi de. Demek doğru degen hulasa çıkarıyordu. Bunu mutanabbi acayip tarif kigen. Mutanabbi ayıttı ki, kem min a'ibin kavlan sahihan, وَاَفَتُهُ مِنَ الْفَحْمِ السَّق۪يمِ Bazı adamlar doğru cümleni ayıplaydı. O da cümlede ayıp yok. Doğru cümle o. Lekin ayıplaydı. Ne demek ayıplaydı dese, onu fahmi bozuk. Çünçesi de nuksan var. O da çünü almaydı da, başka adamın cümlesini natoğru hulasa kıvalıp, o şey natoğru hulasa bilen, yani özgü hulasa çıkarı yaptı. Özünü doğru deyip ilan kılı yaptı. Bunu çekkeye sürdük de, orkasından yana özünü batıl düşüncelerini kollab kuvvetlab, mesela bütün dünya Müslüman ulamaları bil ittifak imza koyup, namlarını koyup, Ahmadi cemaası kafir, İslam milletten çıkıp gitken, mana bu deliller bilen, o gulam Ahmet Kadiyani peygamberlik dava kigen, menge vahiy kili yaptı digen, mana şu vahiyini men ilan kili yapman digen, yani şu vahiyini ilan kılıyapman deyişi bilen ketti o, dinden çıkadı o. İslam dini dinden çıkadıgen yolu yok dinmez. Etikad kılınış gereği bugün nerseni inkar kısa dinden çıkadı. İlan kılıyam desem ayeti yaptı ki, ya hadis var Resulullah'tan. Şimdi menge ki o kigen tuhmeti, menge bu ahamiyetsiz narsa. Lekin Resulullah ki tuhmet kılıyapdı. Tuhmet kılıp, cancelleşi yaptı, tortuşu yaptı. Arap dilini bilmeyeyim ben deyip koyadı. Bilmesen, demek ki tortuşu yapsın. Bu hadis yok. Desem, hamasını okuyan mısınız deyip. Hamasını okuyan ben. Yani mevcut hadis toplamlarını hamasını okuyan ben la fakhra. Fakhırlanmayıp ben bu bilen. Okuyan ben. Eğer düşmanlarımge yani kalbige biraz malham buluşu babadan gepredigen bulsam afsus ki, hama hadis toplamını okuyayım ben. Hama hadis toplamını uzunumez, şarkınıyım. Her bitti hadis toplamını kemede ikiteden şarkını okuyayım ben. Bu ayetiyetken adamın hadis deyip ayetiyetken gapı hadismez. Bu adam ayetiyetken gapını kim ayetken diyen bilemem. Aslı Abu Hanife'ni gapıyken deyipti. Bu aslı Abu Hamid'il Gazali'ni gapı. Abu Hamid'il Gazali salaftan o gen gap. Yani bir adamda 99'da küfür alameti görünse, bitti iman alameti görünse, uşanı kafir demeyin. Resulullah etkenler de yaptı. Ben Resulullah'a tuhmet kımayın de yaptı. Men kezebe aleyye muteammiden feliyetebevve mak'adahu minen nar. Peygamber aleyhisselam. Kimde kim? Menin namımdan yalgan gepirse, Resulullah aytti deyip gepirse, cayını cehennemden tayarlab alsın de yaptırır. Bu hadis mutavatır hadis. Şunun için sahabelerden bazılar bana şu hadisini haybetiden, mahabetiden korkup hadis rivayet kılışmayan. Hazreti Osman radıyallahu anhu az gene hadis rivayet kıyarlar. Hazreti Abu Bekir Sıddık radıyallahu anhu kop hadis rivayet kılışmayanlar. Talha ibn Ubeydullah hadis rivayet kılıştan korkarlar. Ne demek ki? Cümlesine sen özgürtürüş bu konusunda menge muamma bulundu degenler. Kogallarını zihni zor bugün, zihni zorları rivayet kılışken. Hazreti İbn Abbas yazı olardılar, İbn Umar yazıp rivayet kılardılar. Bu yanda hadis de vayeti yaptı. Cancel buldu bu şekilde topalan. Oy, Resulullah'ın hadisimez. Yine bitti hadis ne yaptı? O Resulullah'ın hadisimez bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri mez bu. Sen özünü, cemaatini kafir deyip ilan kılgen bütün başlı Müslüman ulamalarına bir gapni tokup Resulullah'a nisbet verip, mene menşinge kore hata kıldı ulamalar deyipsen. Tegi çıktı ki o Resulullah'ın hadisleri emeseke.
Bir adamını 99'da küfür ameli korunsa ham, 99'da, 99'da küfür ameli korunsa ham, bitti iman ameli korunsa, ihtiyatan onge iman hükmünü bir iş gerek deyip, Abu Hamid al-Ghazali havariçlerge muhalif ahli sünnenin mevkifine etken. Canaza bu kaldı, bir adam öldü. Öldü, o adamın 99'da küfür ameli var. Ölüp gitti, soramayız bundan. Lekin bitti iman ameli var. Ne kılamız dese, bu adamın Müslüman itibarından canazasını okup koyu uğramız deydi. Lekin trik adam bulsa, 99'da küfür ameli bulsa, onu mahkeme sorak saval kıladı. Küfür adlı yapmaz ki. Küfür adlı yapmaz. Bir adamını öldürüşem küfür. Nahaktan öldürüş. Ha bunu adam öldürdü yu. Şimdi bunu imanı var, salam verdi, namaz oku yaptı mı? Ha koya veriler bu amelini Allah özü cezalayı. Değil miydi? Adam öldürdü mü cezasını verirler onu. Bu gap ölüp gitken adamlar hakkındaki gap. Bunu biz tafsilatını, bunu menzil, maksadını cüde yakışı bilemiz. Bu adam kiltirmeseyen bilemiz. Bu adamlar özünü cemaasige delil deyip kütarı yürgen gapları halas. Cemaasını himayesi, bunların din himayesi degen çünçesi yok. Bunlar özünün cemaasını, özü yenge tokup alıyan dinini himayesi için Resulullah'ı tuhmet kılıyordu. Menge kıyan tuhmeti ağırmaz o. Ben insan, ben adli hatalardan halimez ben. Lekin Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı tuhmet kılıyordu. Şunun için dostlar, bu adamlarga özünü o şey keçe ilan kıyan gapimiz, o şey ilan kıyan gapiga göre özünün namını aldı. Menge et yaptı, delil taşap koydum. Kabul kılsa kıldı, kılmazı yok. O delilmez ki. Kim bir gapi ekelliğini ben cüde yakışı bilemem onu. Bu adam menge taşamasayım bilemem. Şimdi eğer imkan verseyler, braderler, hadır ben sizlerge, bana şu, cemaanı berçe davalarını puçka çıkara diyen muhtesar bir sohbetki versem. İsa aleyhisselam doğrusudaki berçe ayetlerini, onge alakadar ulamalarını, geplerini kilitir versem, böyle eşitesiler. Eğer makul deseyler ki şu mevzuya alakadar kimde savol bolsa gaplaşabiliriz. Lekin karayın da ihtimali bugün Ali İmran'dan falan suranı okuyun deyipti. Okusayız ötte peygamberlerini hammesiden misak agenmiz deydi Allah Ta'ala. Misak ne mi? Özüden aldın ki peygamberini yolunu devam ettiriş. Özüden keyin keledigen peygamberden agahlantiriş. Bu bitti misak. Yine misakını başka turu var. Peygamberler özlerine yetkazılgen risaletini ümmetke yetkazış gerek. Berkitmesliği gerek. Onu berkitmeysizler deyip misak aldık degen başka bir ayette. Elbette yetkazasılar onu berkitmeysiler. Peygamber aleyhisselam gibi hatta ki Allah Teala aytti. Ve illem tef'al feme bellagte risaleteh. Allah'ın risalatını yetkazmagan bolasız deyipti. Peygamberimizge Allah Teala katlı hitap deyipti. Şunu keltiriyipti de bu. Şu cümleni içiden ihtimal, ihtimal, ihtimal bugün ho çukurçadan bitti mananı op çıkıyipti. Ne mi mana? Peygamber aleyhisselam özüden keyin keledigen peygamberden agahlantırış gereği. Uşa peygamber gulamcanake. Şunge abar yaptı. Şunca mananı taşavar yaptı. Şunca mana yok. Bunlar da ama yaptı bir artasını. İlla ki gulamcanake mi şu ahirge kere yapken peygamber bundan keyinge yani peygamberlikke namzat deyipti. Bu adam ki ne mene düşündür aleyhisselinde? Bu adam ne mene kabul kılışı mümkün? Bu adam tamam bu bugün Allah hidayet kılması ketti bunların ahvalı. Bunlar dünyasını hem rasva kılıp ahiretini hem rasva kılışlıkke ciddi cahit kılıp olgan adamlar. Peygamber aleyhisselam hemme adam cennetke kiradı dediler. İlla yüz ögürgen kirmeydi dediler. Bunlar şunca delillerden yüz ögür yaptı. İhtimali bugün delillerini ne demek ki üçle yaptı? Uzunu cemaasını kollab kuvvetleş uçun halas. Şu derecede bari yaptı ki beni bir nasraniler bilen bugün baksımda İsa aleyhissalatu vesselam'ını Allah Teala öldürede degen cümlemini alıp karayın. İsa'nı o ilah deyip durdu de nasraniler. Bana eti yapmayın ki kanakası ki İsa ilah boladı.
kana yakulani taam, axir u ovqat yegan. Ovqat yegan odam qanaqasiga qanaqasiga ovqat yegan odam iloh bo'ladi. Undan tashqari Isoni Alloh o'ldiradi, kelajakda o'ldiradi ana bu. Degan jumlani o'tda İsa qaytib tushishi haqidagi mavzu emas. İsa albatta vaqti kelib o'ladi degan jumlani shunday olyapti-da. Ana Abror Muxtor Ali, ha, siz İsa'nı öldü degansiz-ku. Ha demek o'lgan. O'zini aqidasini meni jumlamni ustiga quryapti. Qur'on yo'q, hadis yo'q, meni jumlamni ustiga quryapti. Endi sizga do'stim, bu odamlarga tushuntirishda nima yo'ldan foydalanmoqchimiz? Birortasini qabul qilmaydi. Bular tamam bo'lgan odamlar. Bular o'zi odatda birodarlar. Eng sara sifatli mahsulot ichida bitta yarimta qurtlagani bo'ladi. Bular qurtlagan odamlar. Miya qurtlagan. Bularni miyasini yangilamaguncha, yangi bir miya qo'ymaguncha qiyin masala. U faqat Allohning qo'lidan keladi. Bizning qo'limizdan kelmaydi u. Ya'ni hidoyat bizdan emas. Bizning vazifamiz amalga oshdi. Endi shu bahsni nimaga to'xtamay ushlab olgan? Nimaga? Yana shu jamoatini qo'llab-quvvatlash uchun xolos-da. Maqsad nima? Isoni o'ldiga chiqarish. Asl Isoni. Keyin nima bo'ladi? Natija nima bo'ladi desa, ha bu haqiqiy Iso G'ulomjon aka, o'shani aytmoqchimiz. Deyish maqsadi bor. Maqsadli bo'lgan harakatga islom ummati ergashmaydi. Ulamolarga Alloh rahmatini yog'dirgan bo'lsin. Qadim ulamolarimiz aytadiki, ahli bid'atning o'z bid'atini qo'llab-quvvatlash uchun keltirgan hadisi oyati olinmaydi. Qoidani qarang. Mana shu tajribadan o'tishganda. Chunki odamlar bir tashkilotga a'zo bo'lib olsa, o'sha tashkilotini oqlab, ko'klab, hammaga go'zal ko'rsatishga harakat qilaveradi. Vaholanki samimiy inson bo'lsa, kecha alhamdulillahi robbil alamin ko'rdinglar bir samimiy bola, inshaalloh shunaqa deb o'ylaymiz. Nasroniylik dinidan islomga o'taman deb turib, Zuparni ma'ruzasiga ro'baro kelib, islomdan chekinyapti. Islom shunaqa ekan deyapti. Yo'q, islomni asl ilmiy haqiqatini unga ro'baro qilsak, qalbidagi samimiyati Alloh subhanahu va taoloning hidoyatiga sabab bo'lyapti. Alloh hidoyat qilyapti uni. Lekin bularni ahvoli juda og'ir. Bular ko'zini yumib olgan. Yana bizga aytibdi, dalilni qabul qilmaysan deb. Biz dalilni hammasini qabul qilamiz. Lekin G'ulomjonga tegishliligini kim aytdi sizlarga? Yana bir joyda e'tibor bergan bo'lsanglar, Imom Maturidiyga tuhmat qilyapti bular. Ya'ni nimaga shunaqa deyapti? U ana g'iyos boshidan boshlab men Maturidiy mazhabidaman deb kelgan. Nimaga? Bu xiyla edi, makr edi bu. Hanafi mazhabiman deb qo'yadi. Açma, yo'qol. Hanafi mazhabi man deyapti. Hanafi mazhabi man deyapti. Maturidiy mazhabi man deyapti. Va to'man bu bola bilan yuzma-yuz, ya'ni jonli muloqotda Imom Maturidiy kitoblarini ochib o'qitishlik bahsiga kirmagunimcha atrofidagi hamma odam ha, Imom Maturidiy Iso alayhissalomni o'ldi degan ekan degan xulosada yuribdi. Endi sizga ikkita mantiqiy dalil beraman. Agar Imom Maturidiy rahimahulloh Iso alayhissalom o'lgan, osmonga ko'tarilib ketmagan desa, Imom Maturidiyni 1200 yildan beri ahli sunnaning imomi deb hech kim himoya qila olmasdi. Mumkin emas. Ahli sunnaning e'tiqodini bir xususiyatidan bittasi Iso tirik qayta tushadi qiyomatga yaqin. Buni dalillarini hozir sizga Qur'ondan ko'rsataman. Isoni o'ldi degan oyat yo'q. O'ldi, mata degan oyat yo'q. Arab tilida mata kalimasi o'ldi degani. Yo'q. Mata Isa degan oyat yo'q. Bular oyatlardan o'zlari xuddi bizning gapimizdan o'zi tushunib oldi-yu hozir. İsa payg'ambar degan gapimdan ana payg'ambar keladi deb tushunib oldingmi meni jumlamdan? Oyatdan shunaqa tushunib olyapti bular. Bo'ldi. Kecha ham kechqurun kirganman. Ochiq oydin
atrofidagilarning quloqiga la'mon ilyotibdi. Atrofida juda ko'p emas ekan bular. 3ta 4tasi vazifalik odamlar bir-birini qo'llab turibdi xolos. Nima deyapti? Falastindagi bechora xalqqa agar zulm bo'lsa, o'tdan sekin tinch joyga chiqib turish kerak deyapti. Jihod yo'q deyapti. Ya'ni mutlaq jihod yo'q demayapti. Falastindagi farzi ayin emas jihod deyapti. Ya, yer yuzida bir joyda agar hozir farz ayin jihod bo'lsa, Falastinda hozir. Bu gapga javob bera olmayapti. Mana shu jumla birodarlar, bularning xoin ekanligini ochgan jumlalardan bittasi. Nimaga? Angliya Hindistonga bostirib kelgan paytida xuddi shu gapni gapirishgan hind aholisiga, musulmonlarga. Bu Inglateraga qarshi jihod farz emas, bularga qarshi chiqmaylik, bular qo'lida bo'lib turgani yaxshi, shular undoq, shular bundoq. Deb ularni qo'llab-quvvatlashgan. Mana shundan kelib chiqib ulamolar aytganki, Qodiyoniy jamoati jihodni yo'qqa chiqargan degan. O'zi g'ulommi ham, g'ulomjonni ham o'zining gapi bor. Menga erigashgan musulmonlar jihod, murtadni o'ldirish kabi narsalardan uzoq bo'ladi. Shuning uchun men bilan aloqa qilinglar degan Inglateraga. Shu ma'noda, shu maqsadli bo'lgan. Mening yana aylantiryapti. G'iyos aytayaptiki, yozib qo'ydim, yomon jirilladi kecha. Yozib qo'ydim, o'zi ham agar uyalmasa chiqarish kerak hammasini. Uyalsa men chiqaraman. Aytayaptiki, nimaga Falastinda farzi ayin bo'lsa siz bormayapsiz deyapti. Men aytayapman, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Kim bir yomonlikni ko'rsa qo'li bilan o'zgartiradi. Qo'li bilan o'zgartira olmasa tili bilan o'zgartiradi. Bo'lmasa qalbi bilan yomon ko'radi. Men qalbim bilan ham, imkoniyatim bo'lsa qo'lim bilan ham Falastin tarafdaman. Men bu haqiqatni gapirganimda buni eshitib Mahmud qo'rqib ketgan. Eshitib ish qilib Abrorni qamab qo'ymasa bo'ldi deb post qo'ygan. Haqiqatni gapirish kerak bo'lsa, haqiqatni biz gapirsak chidolmaysanlar, qabr izlab qolasanlar ko'milgani. Men e'tiqodimdan kelib chiqib aytayapman, Falastinga bosqinchilik bo'lyapti. Nimaga siz bormayapsiz? Biz borsak hozir biz zarar yetkazamiz. Yo'lini topgan odam borsa bo'ladimi? Yo'lini topgan odam albatta dushmanga, zolimga qarshi turib beradi. Lekin bu umumiy gap emaski, O'zbekistonda kimdir yo'lini topa olaydi. Hozir dunyoda hech kim yo'lini topa olmayapti o'tdi. Imom Mahdiy nima uchun chiqadi? Imom Mahdiy birinchi shu Falastindagi ishni oxiriga yetkazadi. Quddusni ozod qiladi. 3-chi marta Quddusni ozod bo'lishligini tarix kutib o'tiribdi. Birinchi ozodlik Hazrati Umar radhiyallohu anhu qo'llarida bo'ldi. Ikkinchisi Salohiddin Ayyubiyning qo'llarida bo'ldi. 3-chisi Imom Mahdiyni kutib o'tiribdi. Imom Mahdiy chiqadi, Falastinni ozod qiladi. G'ulomjon aka nima qildi? Uydagi katagidagi tovuqni ozod qilmagan odam bu odam. Qanaqa qilib u Mahdiy bo'lishi mumkin u? Falastinni ozod qiladi, ozod qiladi Falastinni. Uni vazifalaridan bittasi. Malhamatul kubro bo'ladi. Oo, katta jang bo'ladi. Provokatsiya qilyapti, siyosiylashtiryapti. Go'yo meni radikal qilib ko'rsatyapti. Oy, meni radikal degan odam uni ustidan qarg'ala kulib oladi. Ya, Abror radikalmish. Abrorning hayoti, umri tamomila radikallarga qarshi ideologik jang bilan o'tyapti. Lekin bu degani qodiyoniylarga o'xshab xoin bo'lib olib, islomning zirvati sanomi bo'lgan jihodni inkor qilish bilan bo'lmaydi bu. Mana shunaqangi o'yinlar o'ynashyapti. Demak, do'stlar, hozir ko'rdinglar, bu bolani tushuncha dunyosi bir jumlani to'g'ri tushuna olmaydi. Meni bitta jumlamni to'g'ri tushuna olmaydi. Oyatni qanday tushunishi mumkin bular? Yana bitta sizlarga qonun qoidani avvalam eslatganman do'stlar. Har bitta oyat keltirgan odam haq bo'lavermaydi. Chunki Hazrati Ali radhiyallohu anhu ni qatl qilishlik uchun qilich yalang'ochlagan xavorijlar oyat dalil qilardi. Mashhur imom Ali alayhissalomni ularga qarshi gaplari bor. Mashhur gap imom Bayhaqiy keltirgan shu Abul Imonda. Al kalimatu haqqun walakin yuradu bihal batil deganlar. Keltirayotgan gaplari to'g'ri, lekin maqsadlari botil.
Maksatları Hazreti Ali'ni katıl kılış, şu orkali özlerinin siyasi maksatlarına erişiş. Bunlar ham ayet keltirse, İmam Maturidi'nin tafsiri deb okse, kelimeler doğru buluşu mümkün tercüme kılı yetkendi. Yani keltir yetkendi. Lekin tercüme kılıp unga baha beri yetkendi, tamamıyla Gulam Canlı peygamber kılıp korsatış, ahirgi Mahdi kılıp korsatış ki işletiledi. Zakaznay adamlar. Şimdi İmam Maturidi'nin ikinci mantığı. İmam Maturidi'nin rahimahullah'ını keltirgen matırları da bitti an İbni Abbas radiyallahu anhuma mutavvafike ay mumituke degen rivayetini keltirip mene şu rivayet deyipti. Demek, kalayın, demekden ki ingisi kıyası yapı. Demek mutavvafike degeni mumituke degeni yani mutavvafike yani öldürücümüz degeni. Demek İsa ölgen deyip. Mana İmam Maturidi aytdi deyapti. Atrofidagi mana Mirzoxtga o'xshagan lohlar zotan loh, kallada hiç narsa yok. Qurut miyev yotibdi miyani. Bular eshitib, İmam Maturidi ham bizdan ekan-ku deyapti. Voy jinni qo'y, kallang joydami seni? İmam Maturidi İsa'nı öldü desa Maturidi bo'lmaydi. İmamul Huda laqabi. İmam ahli sunna, musahhihu ahli sunna nomi. Ahl-ı sünnet bularmış da İsa öldü diyermiş. Bunaka bu miydi? Bazı hatırlar var çıkıp ben erkek men deydi. Erkek bula mıydı o? Cismanen mümkünmez o. Mümkünmez. Keyin açtım ben. Arapçının azmı kop mu? Menem bilemem. Açtım, ettim ki nimege o şey hadisten yukarıdaki bitti abzasını taşıp git yapsan. Nimege taşıp git yapsan. Kastan taşıp gitken. Yani kastan özü okuyken cahini sarıkı belgelep koyken. Vazifadar adamların işi bölmese bu işini amelge aşırar mıydı? Vazifadar adamlar sarıkı boyap koyken sizin nazariyi sarıkı düşerdi. Sal akkaran tanısanız o şey cahini okuyuz. Yukarıya karamayız. Şuna kusulup. Yukarısını okuyorsun. Onu yem okuyor hemen de yaptı. Ha, oku. Nemege bir kette taşap gittin? Birinci savalı. Nemege taşap gittin? Çünkü dedi ketti bir yağı. 5 mindik yapırdı. Cevap yok. Kaytardım. Nemege taşap gittin? Abzasını. Çünkü yine 5 mindik yapırdı. Cevap yok. Yine cevap kaytardım savalı. Nemege taşap gittin? Çünkü uhtulife ve kıyla değilgen. Uhtulife ıhtılaf kılındı. Kıyla aytılındı degen. Bu İmam Maturidi'nin şahsi yapamaz. İmam Maturidi'nin şahsi gapi yok kitabıda. Eğer İmam Maturidi'nin şahsi gapi bulsa, onu biz Ahl-ı Sünnet ve Cemaat'ın ortada mizanı var dostlar, tarazusu var. Tarazuda şundaki gap var. As-sanadu minad din. Bizim İslam dinimiz sanatke bağlıq. Sanat degeni özüden aldın ustazıge süyenip gapiradı. Ustazı özüden aldın ustazıge o ustazı özüden aldığı ustazıge, o ustazı varıp sahabege, sahabe Resulullah ke, Resulullah Cibril'ge, Cibril Allah Ta'ala'yı suyanıp yapıradı. Bizim dinimiz bana şunu değil silsilege ege. İmam Maturidi uhtulife diye yaptı mı? Bu uhtulifeni kattan agen, ıhtılaf kılingen şu meselede degen, kattan agen. Ustazıdın agen. Ustazı Muhammed ibn Mukatil. Muhammed ibn Mukatil'nin ustazı İmam Muhammed. İmam Muhammed'nin ustazı Abu Hanife. Abu Hanife'nin ustazı Hammad ibn Süleyman. Hammad ibn Süleyman'ın ustazı İbrahim Nehai. İbrahim Nehai'nin ustazı Al-Kame. Al-Kame'nin ustazı Asvat. Asvat'nin ustazı İbn Abbas. Hazreti Umar, Hazreti Ali, Abdullah ibn Mas'ud. 10 sahabe var Asvat'ın ustazı. Al-Kame'nin ham ustazı. Uhtulife dese, İmam Maturidi kitabıya yazsa, oylayıp durup bu bedi asarmaz bu. O bir narsanı taftiş kılıp örgenip kitabıya uhtulife ve qila deyip yazsa, bana şu sanatke suyanıp yazadı. Zaten kitabın namı şuna ki. Kitabın namı Te'vilatul Kur'an, Kur'an'ın tafsirleri. Yani başka namı Te'vilatu Ahli Sünne, Ahli Sünne'nin tafsirleri.
Ahli sünnenin tefsirleri deyip kitabı nam koyuyordu. İçkere de ıhtılaf kılındı dese ahli sünnenin içi de ıhtılaf vardı yani. Bunu, mene şunu aylantırıp etrafıdaki adamlarının kulağına lağman iledigen ve bunu işan edigen adamlar ne deyiş gerek? Battar bol deyiş gerek o, bunlar bundan battar bol almaydı. Bu en battar cay bu. En battar cay. Hop okudu. Keyin, keyin okuyandayım. Ahirgeçe kütüp durdum. Ahırıdı. Ahırıdı. O şey birinci okuyandı. Aldım. Kup okuyup tekrar kılavuru. Biraz yadan bu kaldı tafsiram. Ben bazı tafsirlerini yadılıp çıkan ben bazılarını. Kıskala tafsirlerini. Şunda İmam Maturidi ayet yaptılar ki uhtulufe fihi. Kaysında inni mutavaffike ve rafi'uke ve mutahhiruke minellezine keferu ve ca'ilullezine fevkal ve ca'ilu fevkallezine keferu minellezine el aya. Ayet devamı sana eski kelimede. Yani Allah Teala ayet yaptı ki inni mutavaffike ve rafi'uke iley. Bana şu ayette tafsiri. Yani kavluhu ta'ala inni mutavaffike ve rafi'uke uhtulufe fihi. Yani şu ayette ıhtılaf kılındı. Ahl-ı sünnenin ortasında ıhtılaf buldu. Ne mi ıhtılaf kılındı? Kıyla bir cemaat etti ki fihi at-takdim ve at-takhir dedi. Bunda takdim takhir meselesi var dedi. Mesela birinci mutavaffike dese bu takdim kılıngan cümle hesaplanadı. Aslı manası takhir, hükmü takhir hesaplanadı. Birinci zikir kılınadı, manası ikinci orunda düşünülədi. Mesela Kur'an'da bugün misallar çok. Allah Teala "İza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum" degan. Agar namazga tursanglar yüzünlerini yuvinglar degan. Qana qilib namazga turup keyin yüzünü yuviladi. Bu da takdim ta'xir masalasi bor. Oldin yüzünü yuvib keyin namazga turiladi degan shu. Xuddi shunaqa inni mutawaffika wa rafi'uka takdim ta'xir qoidasiga amal qiladi deydi Maturidiy. Ahli sünne bu masalada ihtilaf kılgan birinci mesele şu deydi. O ne degani dese ve rafi'uke ileyye thumma mutavaffike ba'da nuzulike mine seme. Bana Maturidiy getirgen cümle şunu barlığı için teşekkür etken. Bana şu cümle okulsa bunun cevap bira almasligini bilip teşekkür etken. Atrafı degelerini aldı şu cümle. Ne mi degani? Yani İnni mutavaffike ve rafi'uke degeni aslida ve rafi'uke ileyye sizni özümge kotaruvchi men so'ngra osmondan tushib sizga yuklatilgan vazifa dajjolni o'ldirishingiz, cho'chqalarni qatl qilishingiz, salbni sindirishligingiz, ya'ni xochni, keyin jizyalarni to'xtatishligingizdan keyin inni mumituke sizi vefat ettiremen. Yani mumituke manasıdır. Şu mana var birinci. Şu mananı ıhtılaf kılışken. Başka manaları var. Mutavaffike öldürücü manası mı? Mutavaffike degeni ay kabiduke minel ard degeni. Beş, yedi de tafsiri var. Şundan altıdası yukarıda kabiduke minel arz manası var. Mutavaffike degeni. İnni mutavaffike degeni sizni yerden olamiz degeni. Çünkü tavaffa kelimesinin birinci manası olish. Olamiz, öldiremiz mez. Ruhingiz ve bedeningizni olamiz. Bunga başka ayetler dalil bo'ladi. Deb misolni keltirib, keyin ikinci abzasga o'tganda İbn Abbas'dan da rivoyat bor. İnni mutavaffike ve rafi'uke degi mutavaffike manası mumituke degen İbn Abbas rivoyati şu. Deb o'zi keltirib İmam Maturidiy bu rivoyatni deydi. Mana shu rivoyatni ma'nosini yuqorida aytdik dedi. Agar mumituka ma'nosida sizni o'ldiruvchimiz degan ma'nosini qo'llab-quvvatlasak shu rivoyatga ko'ra taqdim ta'xir bo'ladi. Unda nima bo'ladi? Oldin sizni ko'taramiz, keyin dunyoga qaytib kelasiz, o'zingizga yuklatilgan vazifalarni ado qilasiz, keyin sizni o'ldiruvchimiz. Nimaga o'ldiruvchimiz deb qo'ydi? Boshqa İsa'nı ilah deyip yürgen cemaalarga raddiye buldu bu. Ben şuna etken edim bir nasraniler bilen bahsettiğim peytemizde. İmam Maturidiymiş
İsa'nı öldü degen yapı kuvvetli gelmiş. Hop. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Ali radıyallahu anhu Kur'an zuvucuh degenler. Kur'an'ın vacihi köpçü deyim. Her bitti adam özüge hohlegen mananı çıkarıvalışlık imkaniyeti var Kur'an'da. Arak içe degen adamlar Arakını Kur'an'da halal digerliğini çıkartışı mümkün. Eğer buzuk niyeti bulsa. Kur'an belki içimliklerini içiş, mask kılıcı maddelerden faydalanış medeniyetini örgütken kitap dese bu niye ispatla bir olaydı koşturma içi de? Demek ki? Çünkü birinci Arakının mask kılıcı içimliklerinin insaniyetke zararını körüp Allah Teala birinci men kıyan deydi de Maide'ki surenin keltiradı ayetini. Ya eyhellezine amenu iza innamal khamru vel meysiru vel ansabu vel azlamu rijzun min amalish shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bu ayet ne okuydu? Mana şu ayet deydi. Birinci haram kıyan deydi. Keyin deydi ikinci ayet düşken sizlerden yani sizler hurmadan yaxşı rızk va masqiluvchi ichimliklar olasizlar degan. Ha, Qur'onda. Ha, demak bu ham rizqimiz ekanligini dalolat qilyapti deydi. Ikkinchi bu oyat nozil bo'lgan deydi. Uchinchisi "Vala taqrabus salata va antum sukara" ichib olsanglar, mast bo'lib qolsanglar namozga yaqinlashmanglar degan oyat bu ham. Mana ichishga ruxsat, kayf bo'lib qolsang namozdan chetroq tur, faqat ichib yuraver degani deydi. 4-cü ayet o Bakara suresindeki ayetini keltiradi. Yes'alunuke anil khamri vel maysir kul fihima ismun kebir ve menafi'u linnas. Sizden mast qiluvchi içimlikler ve qimor haqida sorashadi, ayting unda manfaatlar var. Foydası var deyapti deydi. Qanaqa qilib buni biz to'g'rilaymiz? Qanaqa qilib bu Mirzo Xitga o'xshagan odamlarga buni tushuntiramiz? Tushunmaydiki bular. Bular alkashlar ki qo'shtirno ichida ma'naviy alkashlar. İçmakçı bugün narsasıge Kur'an'dan delil kıdır yetken adamlar. Samimiyet yok, haram mı taşıyman dediğin yapıyor bunlarda. Şunun için Abu Musa Eş'ari'den rivayet var. Kur'an ayetlerinin sebebin üzülünü bilmeyen adamge onun mana içtiği hakkı yok. Deyip bana şu hadisene etkenler. Çünkü maskılıçı içimliklerini sebebin üzülünü tezkeresi okulsa ben tezkeresi okuverdim hazır. Maskılıçı maddeler halal. Onun medeniyetini İslam örgütken az aç içi yürüsün faydası var deyip düşünüp kaladı. Ve halen ki bunu aslı buna kabul edin. Birinci hurmadan rızk alasılar, yakşı rızk ve hamur alasılar degen, yakşı rızkı muhalif koygen. Aklı var adam bu yakşı mesaken deyip çetlengen. Keyin namazga yakınlaşmayınlar, mas bu kalsayınlar degen. Hemme yolda mas kılıçı içimlikler batıp yotken davır. Mas kılıçı içimlikler içken adam namazga yakınlaşmasın degen Allah Teala bendeni en yani münacat vaktiden ap koygen mas kılıçı içimliğini. Şunun için özünü bilgen adam uşandaykin taşa vargen. Keyin sizlerden bunu soruşadı faydası baru, lekin faydasından zararı kop. Aklilerini işletinler dedi. 4. ayet. Fajtanibuhu dedi. Saklaninglar la'allakum tuflihun. Şayet şundan acap tapasılar. Mana şunu keltirdi haram dedi. Kur'an zuvucu. Kanakası ki bu adam. Ali İmran'daki falan surenini okuyun, ayetini okuyun. Şu gulamcanı dalat kıladı deyişki hakkı var. Kanakası ki. Bular ki miyyesi kurtlagan adamlar. Şimdi bularga ergeşip yürgen adamlarını ne mi desek burada? Oyun. Şimdi sizlerge bugün bir mal almış şekilde ge. Az güne o şey İsa aleyhisselam hakkıdaki ayetlerini oku bir ama. Dalaletler şu derecede aydın ki, şu derecede ravşen ki, şu ravşen ayetlerini tegiden ihtimal bugün mananı alıp İsa öldü deyiş, bu ziyoli odamni ishimas. Ahl sunna val jamoaning e'tiqodini bir bandi bor. O'sha bandida Iso alayhi salatu vasallam qiyomatga yaqin tushishligi kerak.
Nuzulun Nebi İsa aleyhisselam fil İslam thabitun bi adilletin minel Kur'anil Kerim ve sünnetin nebaviyye. Ve kad ecma'a ulema'ul ümmetil İslamiyye bi enne nuzulen Nebi İsa aleyhisselam min alamatis sa'atil kubra. Yecibu ala kulli muslim ve muslime el imanu bidalike feya'taqidul muslimin. İ'tikadan لأمرية فيه بأن عيسى ابن مريم لم يصلب ولم يقتل وأن رفعه الله إليه وسوف يعود آخر الزمان. عيسى عليه السلام أسماندان قايتب تشوشلغي إسلام دينينين قرآن والسنة ده صابت دليلر بلن أشو قايدن بو بارده İslam ümmeti, Ahl-ı Sünne ve Cema'nin parçası ittifak kigen, acma'a degeni icma kigen. İcma, icma var. İcma degeni bunge ıhlaf kigen adam yok degeni. Cumhur bu gapni gapirgen bolsa kimdir ıhlaf kigen boladı. Cumhur gapirgeni hem küçülü gap. Lekin icmada hiç kim ıhlaf kimegen boladı. Bir orta Ahl-ı Sünne deyilgen ulamalarının bir ortası ıhlaf kimeydi. Demek kim hılaf kılışı mümkün? Mu'tazilalar hılaf kıladı. Topu doğru. Mu'tazilalar zaten mucizege işanmaydı. Çünkü Nebi aleyhissalatu vesselam, yani İsa aleyhissalatu vesselam'ın kıyametke yakın yeryüzüge tüşleri kıyamet alametlerinin en kattesinden bittesi hesaplanadı. Alametül kübra deyildi bunu. Kıyametinin meyde alametlerden biliyor musun? En katta alametlerden. Yedi tane katta alametle var. Bittesi İsa'nın çüşüleri. Her bir Müslüman ve Müslümege bunge iman keltiriş şart. Ahl-ı Sünne demem dese iman keltirişi şart. İsa aleyhisselam'ın nime vazifesi var? Mene şimdi yakşilepsiler, eslavalinler, kulinlerge defter kalem alıp yazvalsaylara meyli. Nime vazifesi var degen de gulamcanlı muridleri koşturma içi degi. Eytedi ki o kelib yana payg'ambarlik qiladimi? Payg'ambardan keyin nima keragi bor? Mantiqan hujum qilmoqchi bo'ladi sizga. Siz aytingki, yo'q. Iso payg'ambarlik uchun kelmaydi. Nima uchun keladi? Nima keragi bor deyapti. Uni biz bilmaymiz. Alloh iroda qildi buni deymiz. Yozinglar shuni, javoblar shular. Eng to'g'ri javob shular. Abroni javobi emas. Men ulamolarning ijmosini aytib beryapman. Alloh buni iroda qildi. Iso qaytib kelishligini Qur'onda aytdi ham. Uni ham kelib aytaman sizga. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan mutavatır hadisler geldi. İsa kaytip geledi. Sizler kanday halatka çüşesizler. İsa ibn Meryem ve uzinlerden bulgen imaminler kaytip gelse degen. Şunu İsa bilen imamını iki de yaptı bunlar. Kanakası ki iki de burada ortada var var. Ahmet ve Muhammed geldi. Eşiğini açıp kırıp geldi. Ahmet ve Muhammed. İki de adam kırıp geldi mi? Bir de adam kırıp geldi mi? Vav harfi işletilgeni uçun iki de adam kırıp geldi. Şimdi eşik açıldı. Ahmet Muhammed kırıp geldi desem ne mi bu lan? Bir de adam kırıp geldi de buyleyiz. Ahmet Muhammed familiyası deyiz. Peygamber aleyhisselam İsa ibn Meryem ve imamukum deyipti. Minkum. Uzilerden bulgen imaminler ve İsa diyepti. İki adam geledi. Bittesi Mehdi, imamımız Mehdi buladı. Mehdi o ismi mi? Sıfatı. İsmi Muhammed buladı. Hadi buraya eti yaptı. Kattan tanıyısız. Biz anakan tanı yapmış ki diyepti. Kadiyaniyini. Kadiyaniyini birer de sıfatı İmam Mehdi'nin sıfatı ki doğru kemiydi. Birer dana sıfatı. Qadiyoni kelganda Bani İsrail bilan jang bo'lish kerak. Quddusni ozod qilish kerak. Xuroson askarlari ularga ergashish kerak. Butun Xuroson do'stlar, yo biz, yo bizning avlodlar bu ruhiyatni qoldirishimiz kerak. Imom Mahdi chiqqanda Imom Mahdining mujohid askarlari bo'ladi. Bizning mamlakat, bizning diyor odamlari. Hadislarda sahih rivoyatlar shunga dalolat qiladi. O'g'il farzandlaringizni botilga qarshi mardonavor mujohid ruhida shuning uchun tarbiya qilish kerak.
Bunu bilgen düşman bugünkü günde cihat kelimesi de en kir yollarda faydalanışıydı. Daccalge Şam ülkelerde kolüge kural kotarıp olgan havari cemaaları daccalge irgeçedi. Bu yem rivayetlerde var. Şunu üçün ahli sünnet vel cemaanin mana bunge okşagen sabit imanını urganiş ota dalzar braderler. Bunu bilmeseniz ketti adam. Ya unga ya bunga koşulup ketip kaladı. Vazifeleri nimadan ibaret dese İsa aleyhissalatu vesselamın vazifeleri ahir zamanga yakın tüşedi. Daccalını öldüredi. Haçını sindiredi. Çoçkanı katıl kaladı. Çoçkanı katıl kaladı. Ve ahli kitaplardan hammesi unga iman keltiredi. Mana şu cümlelerini yazıp koyduğular degen umid demen. Hadır mana şu vazifelerini hammesine dalalat kıladırken Kur'an'daki delillerini keltiremiz. Allah subhanahu wa ta'ala Zuhruf suresinin 61. ayeti de merhamet kıladı. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve innehu la'ilmun lissa'ati felâ temterunne biha. وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَإِنَّهُ Elbette u işare almış. Elbette u. Onun kimliğini biz? O Azerbaycan'da oturgen peygamberlik dava kılıyetken adam deyişi hakkımız yok. Hindistan'dan çıkan Kadiyan degen kışlağdan çıkan bitti Aperis, Gulamcan çıkıbalık uşa menmen deyişi hakkı yok bunu. Bu ayetteki hu, u, kim? Sahabelerden sorayımız. Hazı sorayımız. Sahabeler ne degen bunu? Ve innehu elbette u la ilmun şunday bir ilim ki lissaati kıyamet uçun malumat şu. Yani u kıyametini bildiredigen ilimlerden bittesi. Onu körgeninizde ha kıyamet yakın koptu deysiz. Fela temterunne biha. Bu alametlerge kıyamet saatige şubha kımayın deyip Allah Teala. Ve innehu kim? Şimdi okuyunuz. Kale İbni Ketir. İbni Ketir şu ayetini keltirdi tafsirini. Ayeti yaptı. Ve innehu la ilmun lissaati. Elbette u kıyamet saati uçun ilimdir. Degende tekaddeme tafsiri İbni İshak. İbni İshak'ın tafsiri bu hakkıda yukarıda öttü diyebdiler. Ennel murat min zelike. Bu ayetten murat, murat maksat, hudan maksat, ma bu'ise bihin nebi İsa, İsa aleyhisselamın yubarılışlığı. Min ihya'il mevte, İsa'nın ölgelerini kayta tırılışlığı. İbrahul ekmeh, yani ekmeh keserliğini tüzetişlığı. Abras, baras bu pis keserliği. Ekmeh, şu ağır keserlik, tuğma körler. Bundan başka bir kança keselliklerini kayta tırılışlığı dalalat kıladı degen tafsir İbni İshak'ta utken. Deyip İbni Kesir ayet yaptılar ki ve fi hâde nazar. Bu tafsirini yani de biraz nazar var. Ne degeni? Doğrudan doğruşunu kabul kılış yani müşahede yetmeydi deyipti. Ne ki? Ve ab'ad minhuma hakahu katade. Çünkü İmam Katade Hasanul Basri'den, Said ibn Jubayr'den kıyan rivayetteki vakiyeye bu tafsir uzakrak deyipti. Ne demek? Çünkü deyipti, anna damir fi innehu, çünkü innehu degendeki hu almaşı, a'idun ilen nebi İsa, İsa aleyhisselam'a kayıtı baradı. Ve innehu la ilmun lissaati, elbette u degeni İsa degeni. İbn-i Kesir Keltir yaptı Katade'den, Katade Hasan-ı Basri'den, Said İbn-i Cübeyr'den, Said İbn-i Cübeyr sahabelerden ilim olgan. Said İbn-i Cübeyr tabi'iller içi de tengi yok alın bugün. İbn-i Abbas şagirdi. Said İbn-i Cübeyr'den. İnne hu, hu kim eken? İsa diyebdi. İbn-i Kesir Keltir yaptı. Hop.
Amma damir fi innahu a'idun alal Qur'an bali sahih annahu a'idun alal Nabi İsa. İnnahu dege murad zamir Qur'onga qaytadi degan gap ham bor, lekin bu asl gap emas. Asl gap Isoga qaytadi. Fa inna siyaq fi zikrihi, chunki bu oyatdagi zikr qilingan mavzuning siyoqiga ko'ra shu gap kelib chiqadi. Summal murad bizalika nuzuluhu qabla yawmil qiyama. Chunki mana shu innahu la'ilmun lis-sa'ati degan gapning siyoqiga ko'ra İsa'nın nüzulü hakkında gap ketyapti. Kema qala tabaraka ve taala, çünkü deydi İbn Kesir. Başka ayette Allah Teala aytadı ki: "Ve in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi." Çünkü Allah Teala aytyapti ki: "Ve in min ahlil kitab." Kitap berilganlardan birortasi qolmaydi. Xoh u nasroniy, xoh u yahudi bo'lsin, illa hammasi uning o'limidan oldin unga iymon keltiradi. Ay, u kim? Iso deyapti. Ay, qobla mavti Isa alayhi salatu vasallam. Iso alayhi salatu vasallamning vafotlaridan oldin, ya'ni to'g'ri ma'noda o'lishlaridan mavtihi kelyapti, mavt kalimasi. To'g'ri haqiqiy ma'noda. Haqiqiy ma'noda o'limlardan oldin ahli kitoblarning hammasi iymon keltirish kerak Isoga. Tarixda bo'lganmi bu voqea? Bo'lgan mı? Hamma ahli kitob iymon keltirganmi Isoga? Yo'q. Hozirgi ahli kitoblar ham haqiqiy Isoga iymon keltirishmaydi, payg'ambar demaydi u kishini. Allohning o'g'li deydi. Yahudiylar zotan u kishini zinodan tug'ilgan deydi. Qachon bo'ladi u? Qur'onda shuni aytibdi Ibn Kasir. Ahli kitobning hammasi unga iymon keltiradigan kun bor oldinda. O'sha qanaqa kun? Innahu la'ilmun lis-sa'ati. Fala tamtarunna biha. O'sha qiyomatning alomatlaridan bittasi shu. Keladi, hamma iymon keltiradi unga. Boshqa yo'li yo'q. Summa wa yawmal qiyamati yakuna alayhim shahida. Keyin qiyomat kunida unga iymon keltirgan har bitta odamga Iso nima bo'ladi? Alayhi salam guvoh bo'ladi. Wa yu'ayyidu hadha al-ma'na al-qira'atu al-ukhra. Xuddi shu ma'noni qo'llab-quvvatlaydigan boshqa qiroat ham bor. Ya'ni qiroat turlari bor. Biz Hafs an Asimdan qiroatni aytdik. Boshqa qiroat bor. U qiroatda qanday o'qilgan? Wa innahu la'alamun lis-sa'ati deb kelgan. La'ilmun mas. La'alamun. Asosiy harflar o'zgarmaydi, i'roblar o'zgaradi. Yuqorida la'ilmun lis-sa'ati edi, bunda la'alamun lis-sa'ati. Alam degani belgi degani. Unda qanaqa ma'no bo'ladi? Iso qiyomatni qopishligidan belgi. Shundan bilamiz. Iso kelganidan bilamiz degani. Ay ima amaratun va dalilun ala wuqu'i sa'ati. Isoni qaytib kelishligi belgi, bayroq hisoblanadi. Mash'ala hisoblanadi. Va dalil hisoblanadi qiyomatning voqiy bo'lishligiga. Qola mujohid. Mujohid ham tafsir mufassirlardan Ibn Abbosning shogirdlaridan. Aytadi va innahu la'ilmun lis-sa'ati ay ayatun lis-sa'ati khuruj Isa ibn Maryam alayhi salam qabla yawmil qiyama mujohid aytibdi va innahu la'ilmun lis-sa'ati degani albat ya'ni ayatun lis-sa'ati qiyomatning oyat belgisi hisoblanadi nima khuruj Isa ibn Maryam alayhi salam qabla yawmil qiyama qiyomat kunidan oldin Isoning chiqishligi وهكذا روي عن ابي هريره خد mana shu rivoyatlar Abu Hurayradan ham rivoyat qilingan va ibn Abbas ibn Abbas radhiyallohu anhumodan ham rivoyat qilgan va Abul Aliya tobiinlardan undan ham rivoyat qilingan va Abi Malik va Ikrima Hasan Dahhak Qatoda va boshqa bir qancha ulamolardan ham rivoyat qilingan va qad tawataratul ahadis عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسطا انتهى من تفسير ابن كثير. ابن كثيرنين تفسيرنين 7 جلد 236 صحيفستك تفسير كان بو. ابن كثير يتبلر كي بتحقيق عيسى عليه السلام نين
qiyomat kunidan oldin odil, peshvo, hukm chiqaruvchi, adolatli zot bo'lib nozil bo'lishligi osmondan tushishlari Rasulullohdan mutawatir darajada rivoyat qilingan. Dalillardan bittasi. Mana shu oyatlarni, mana shu oyatni İmam Maturidiyni açasızmı, Tabariyni açasızmı, Kurtubiyni açasızmı, İbn Kesirni açasızmı, Sa'diyni açasızmı, Tahir ibn Aşırni açasızmı, Şeyh Muhammed Sadı Muhammed Yusuf'un tafsirlerini açasızmı, hamasını tagida mana shu gap bor. Şu gap bor. Ahli sunna icma qilgan bu masalada. Shuncha tafsirlarning ichidan bir cümleni cimbizlab sindirib olib, chimdalab çıkarıp alıp, op kelib mana men shunga ko'ra G'ulomjon Iso deyishlik uchun insonda aql bo'lmaslik kerak. Ko'r bo'lish kerak, ko'r. Shunga ergashib yurish uchun. Iso alayhissalotu vassalomni tirik holda osmondan ko'tarilganlariga birorta hadis bormi dedi. G'iyos ibn Qoshtirno ichidagi g'ulom İbn Qoshtirno ichida. G'ulomjonni Qoshtirno ichidagi o'g'li G'iyos aytibdiki, hadis bor, men aytibman, Qur'onda oyat bor. Qani oyat dedi? Mana oyat. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Nisa surasi birodarlar. Nisa surasida Alloh taolo aytibdi. Nisa surasi 157-chi oyatgacha. 158-ci ayetler. Allah Teala aytibdi. Ve kavlihim, yani Bani İsrail'nin gapiga ko'ra Allah lanatladı ularını. Qaysi gapiga ko'ra lanatladı? Ular avval Maryam onamızga bo'xton qilishgan edi. O bo'xtonlari uchun lanatladı. Ve yana mana bu gapları uchun lanatladı. O gap qaysi idi? İnna qatalnal Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Biz Masih, Maryam oğlu İsa'nı, Allah'ın Resulü'nü öldürdük. O öldü. Biz öldürdük, o öldü. Yani şu öldürdük, o öldü degenleri için Allah onlarını lanetle gel. Kim İsa'nı öldü dese, bana şu lanetke kiredi. Uzu zaten kadiyaniler Allah'ın lanetindeki adamlar. İsa'nı öldü de yürüşüptü. Allah Teala İsa'nı öldü degen Yahudilerini lanetle yaptı. Açık deliller buradadır bunlar. Ular ne deyişti? Biz İsa'nı, Mesih, İsa ibn Meryem'ni öldürdük. O Allah'ın Resulü'ydü. O yüzden maskara klişeti oydu. Biz Allah'ın Resulü'nü öldürdük. Maskaraydı. Allah Teala ne dedi? وَمَا قَتَلُوهُ Onu katıl kıla almadılar. وَمَا صَلَبُوهُ Onu haçke kaka almadılar. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Lekin ularga şunaqa ko'rsatildi. Bitta ma'nosi, ikkinchi ma'nosi, lekin ular shubhada qolib ketishdi degan ma'nosi ham bor. Shunaqa ko'rsatildi degan ma'noni ikki xil rivoyati bor. Bittasi Injilam tasdiqlaydi, payg'ambar alayhissalomning hadislari ham. Bittasida o'sha Yahudo degan xoin bo'lgan, u xoin Iso alayhissalomni sotgan turgan joylarini Yahudilarga, Yahudilar Rimlik askarlarga sotgan. Kelib bosishgan, İsa aleyhisselam tuynidan chiqib ketganlar, sotgan odam İsa'nı suratga kirib qolgan. O'sha İsa aleyhisselatu vesselamni suratiga kirgan Yahudoni olib qo'qvorishgan. Keyin 3 kundan keyin Yahudo o'ziga holatiga kelib qolgan. 3 kundan keyin. Nasroniylar 3 kungacha İsa o'lik holda yotdi deyishadi. Bir jamoat shunaqa deydi. 3 kun Xudo o'lib yotgan bo'lsa dunyoni kim boshqargan? Mantiqsizlik. Bismillah. 3 kundan keyin Yahudo o'ziga kelib qolgandan keyin biz İsa'nı o'ldirdik. İsa qani deyishgan. Yahudo'ni o'ldir biz Yahudo'ni o'ldirmadik-ki, qattan paydo bo'lib qoldi deyishgan. Bu bitta rivoyat. O'sha rivoyatga ko'ra İsa'nı suratiga o'xshagan odamni osib yuborishdi.
İkincisi şubhada kop geçişti. Eğer biz İsa'nı öldürgen bulsak, bu Yahuda yu. Yahuda'nı öldürgen bulsak, İsa kanı. Şubhada kop geçişti. İkkala cemaatem ana şu cöyde ikiye bölündü. Velakin şubbihe lahum. Kıskara ayet yapmam bu. Ve innellezine ihtelafu fihi lefî şekkim minhu. İsa aleyhisselam doğrusu da ihtilaf kılıyetkenler şek içideler. Şekdeler. Şek biraderler. Bir malumatının 52-50 bu kalışlığına eğitiledi. 50 faiz doğru buluş ihtimali var. 50 faiz yalgan ihtimali var. Yani bu hakikatke yakınmaz degen özü. Bu hakkıdaki ihtilafı çüp koyanlarını Allah Teala eti yaptı. İsa'nı öldürdük degenlerini Allah lanetle yaptı. İsa öldü degenlerini ular şak içideki adamlar deyipti. Mâ lehum bihi min ilmin. Ularda bu hakkıda malumat yok. İlim yok. 100%'lik malumatı yok. Fakat şak var, şubha var. İlla tibâ'a zan. Ular gümange ergeş yaptı halas. Lekin hakikat ne eytey mi deyipti Allah Teala goya. Hakikat ne mi? Hakikat ne kim biledi? Allah biledi mi? Kadiyanlik, gulam aperis biledi mi? Saval sizler ki. Elbette kadiyanlik, gulam aperis bilmeydi. Elbette kadiyanlik, elbette kadiyanlik, gulam aperis bilmeydi. Telegram'daki braderlerden özür sorayım. Çıkıp gitip kapanma. Canlı mülakatta kit yaptı. Ondan hiç desler. Ortadaki geplerdi. Yukarıdakiler İsa hakkında şakke düşüp kaldı. Ular şubhaya düşüp kaldı. Ular ilimge ergeşme yaptı. Ular gumange ergeş yaptı. Dip Allah Teala hamasını zikir kıldı. Velakin şubbihe lahum ve innellezine ihtelafu fihi lefî şakkim minhu. Ular şakteler. Ular şubhedeler. Mâ lehum bihi min ilmin. Ularda ilim yok bu hakkıda. İlla tibâ'a zan. Ular gumonga ergeş yaptılar. Hamasını aytıp çıktı Allah Teala. Ularda malumat yok diyipti. Hop kimde malumat var? İsa hakkıda hakiki malumat kimde? Allah'ta mı? He Allah'ta. Allah ne diyipti? Şu ayatı devamı da. Ve mâ qataluhu yakînen diyipti. Bana şu ilahi ayetinin tecellisi biraderler. Anık %100 İsa'nı öldüre almadılar. Ve mâ qataluhu yakînâ diyipti. %100 malumat şu. Allah bizge vahiyyikli yaptı. Onu öldüre almadılar. Bana şu ayet ne? Ve mâ qataluhu yakînâ ne? Ne diyipti? Gıyas ibn Gulam. Ha öldüre almadık degen buysa. Keyin ölmedi degenimiz bu. Keyinchalik borib yaşab bir qancha muddatdan keyin o'lgan deyapti. Yashaganlar haqida qana oyat? Qana oyatda dalolat? Yo'q. Nimaga yashaganga chiqarish kerak? G'ulomjonni aperisligini, ya'ni suvash uchun kerak ularga. Birodalar, g'ulomjon deganda mana g'ulomjon Yaqubovga yana tashab, Abror aka sizni mana shunaqa deyapti deb yurmanglar, odamlar bordi shunaqa. G'ulomjon Yaqubov mas. Biz G'ulomjon Qodiyoniyni aytyapmiz. Aperis bor shunaqa. O'tgan dunyodan o'lgan hozir. Lekin uni ma'lumotlari unga kelib turgan ko'p odamlarning manfaatlari farzandlari tomonidan davom ettiryapti. Asosan oila a'zolari ergashgan unga. O'shaning uchun ibn deyapman. Qo'shtirno ichida yozsa ham. Va ma qataluhu yaqina. İsa'nı öldüre alışmadı. Kur'an ayeti yaptı. Bel rafa'ahu Allahu ileyh. Belki Allah onu özüge kötardı deyipti. Şimdi sizge ilahi talimatının söz cümlelerdeki mantıktan çekinmesliğine imanınız var diye bilemem ben. Allah Teala Kur'an nazil kılarken mantıktan çekinmeydi Kur'an. İnsan onu çukur manada öte katta balagattaki cümle ikenliği iman keltirgenimiz biz. Şimdi size savol. Bu kadiyaniler ayeti yaptı ki yo İsa'nı ular öldüre almadı. Belki keyinchalik yaşayıp keyin Allah onu öldürdü. İnni mutavaffike var ki Allah onu öldürdü keyinchalik. Deyişedi. Umumi hulasadı. Şimdi size savol.
Ey Yahudiler, sizler İsa'nı öldür olmadınlar. Onu ben öldürdüm. Dese, kanaka mantık buladı. Sizge savaş. Kaysi mantık kütaradı bunu. Allah Teala Beni İsrail bilen bir bendeni öldürüş hakkı da müsabaka kıyaptı mı? Sizler öldür olmadınlar. He, ben öldürdüm onu. Niye? Eğer farazan Yahudiler öldürgen bugün de hem Allah onu canını aladı. Can alıcı Allah şunun için inni mumituk edigen men vefat ettirucu men degen. Eğer vefat ölüm manası işare kılsa fail Allah berber. Şimdi bu ayetin manası İsa trik halde asmanga kütarıldı degen. Mana şu ayet. Demek ki çünkü Arap dilinde bel izrab kaidesige dalalet kıladı. Bel degen kelime izrab. İzrab degeni özüden aldın kelgen nahiydeki fiilini ziddine ap geledi. Bu ne degeni? Mesela وَلَا تَخْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Bir ayette Allah Teala ne deydi? Sizler Allah yolda katıl kılıngan insanlarını ölgenler demeyin. Nahiymene. Ölgenler demeyin. Ular ölgen demeyin. Bel, bana şöyle de bel geldi bana. Bel, ular ölgenler demeyin. Belki, ne deyene? Trik ular deyene. İnde Rabbihim yurzakun. Allah'ın huzurunda rızkla ne yaptı ular? Ferihine bime atahumullahu min fadli. Bel ne böyle ifade kıldı? Onu öldü demeyin. Belki trik deyene mananı ifade kıldı mı? He. Bu cahide hem huddu uşa kaide işleydi. وَمَا قَتَلُوهُ يَق۪ينًا Onu öldüre alışmadı. Belki o trik. رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ Allah onu özüge kütardı. Yani şu ayet İsa'nın trikliği dalalet kıladı. Şundan kep çıkıp İslam ümmeti icma kıyken. Ahl-ı sünnet vel cemaat. Şimdi bundan kaçışını karayın. Gıyas ayeti yaptı ki bunda bana İmam Maturidi derecesini kütardı deydi. Derecenin kütarış deydi. Aslı uşaktayım tafsirini natoru okuyaptı. Atrafdakiler bilmeydi ki. Yani mırzaktaki okşagan balalar var. Kelle bomboş. Nime dese şu oğlam nime dese çünkü işine degen adamlar. Nime de yaptı? Bana bu da İsa'nın derecesini kütarış manası var. Leyse bi isbatil mekani lehu degen İmam Maturidi. Yani unga makan isbat qilish bobidan emas bu degan. Shuni men to kirib bu bilan bahs qilguruncha atrofidagilarga mana shu jumlani Isoga bir makan isbat qilish ma'nosida emas bu oyat, balki Isoni obro'sini ko'tarish ma'nosida deb tafsir qilib yurdi, tarjima qilib yurdi. Bu yerdagi jumla birodarlar. Bu bazı müşabbihe bugün, mücessime bugün, kadimgi salafi davası da ki, yani bugün salafi men deyip Allah'ını Osmanlı diyetkenler var o, şularga raddiye bu ayet. Ularga raddiye kılıp Allah Teala ayeti yaptı ki, ben onu özümge kütardım diyetti. İsa'nı Osmanlı kütarılgenliği hakkında ihtilaf yok. Özümge degende hemme hayalı da ana Allah Osmanlı ki o degen çünçe gibi kalardı. Uşa çünçeni, natoru ikkenliğine ayetip, İmam Maturidi aytibdilar ki yok, bu da Allah'a makan isbat kılış manası yok. İsa'nın osmondaligi aniq. Lekin Allah'a özümge kütardım deyipti. Osmonga demeyipti. İsa'nın osmondaligi aniq. Özümge kütardım degende demek Allah osmondayken degen kulasaga varma. Bu bazı müşabbihelerini, mücessimelerini yapı bu. Belki bu Allah İsa'nın derecesini kütardı manası. Özü haklagen cayga ap çıktı degen manasıdır. Ahlusundan tafsiri bu. Bunu ne deyipti? Bana derecenin kütarış manası da deyipti. Bana deyip ben. İsa'nın derecesini kütarış manasını biz inkar kımı yapmış. Derecesi zaten kütarladı. Osman kütarsa o gulam canını kütargeni yok ki Allah Teala Osman'a. Uşan için derecesi pas bulardı. İsa'nı Osman'a kütarı yaptı. Cismi bilen, ruhu bilen kütarı yaptı. Bu derece bu. Derece bu. Şimdi İsa'nın uluğlaş manası degende nemeni ifade kılınır dese Allah Teala nemeni özüge nisbet verse oşa narsanın uluğlaş manası var. Başka narsalardan göre cins manası da uluğluğunu bildirir. Mesela
Allah subhanahu wa ta'ala bar rafa'ahullahu ileyh. Allah o'ziga ko'tardi deyapti mi? İsa'nın obro'sini ko'taryapti. Bir ma'noda. Osmonga ko'targani aniq, lekin makon Allohga makon isboti yo'q. Masalan, Ka'bai muazzamani nima deydi Alloh taolo? Baytullohil harom deydi. Allohning uyi deydi. Alloh baytullohdami? Yo'q. Nima ma'nosi bor? O'sha uyni boshqa uylardan ko'ra ulug'ligini ko'rsatyapti Alloh taolo. Bu Baytullohni Makka-i Mukarramada joylashganiga dalolat qilmaydi deyolmaydi hech kim. Makka-i Mukarramada joylashgan Baytulloh. Shu bilan birga boshqa uylardan ko'ra ustunligini ko'rsatyapti. İsa alayhissalom osmondagiga aniq bar rafa'ahullohu ilay o'ziga nisbat berganligi uchun Isoning obro'si, martabasini ulug' qilib ko'rsatyapti. Osmon ko'targanligi aniq, Ka'bai muazzama Makka'dagi aniq. Lekin Baytulloh deyapti. Allohga o'tda makon bermaymiz biz. Kitobulloh, Allohning kitobi. Boshqa kitoblardan farqi bor. Allohning kitobi. Naqatulloh, Allohning tuyasi. Oddiy tuyaydi hamma tuya. Lekin Solih alayhissalomning tuyasini Alloh taolo Naqatulloh dedi. Allohning tuyasi bu dedi. Uni martabasini ko'tardi. Uni qatl, uni so'ygan odamlarga balo keldi. Hamma tuyani so'yganga balo kelmaydi. Bu ma'noni biz zotan tan olamiz. Lekin shu ma'no bilan atrofdagilarni chalg'itib, mana shu ma'noda bu deb Isoni osmondaligini inkor qilishlik illa qodiyonlik g'ulom aperisni qo'llab-quvvatlash uchun o'ylab chiqilgan taktika xolos. Va kana Allohu azizan hakima. Osmonga ko'tarsa deydi, ovqat yeyish kerak. O'tda qanaqa o'tiribdi deydi. Va kana Allohu azizan. Alloh taolo o'ta kuchli zot. Aziz ma'nosi mubolag'a, fa'il vaznida. Qudratli zot. Qonun qoidalarga Alloh bo'ysunmaydi. Qonun qoidalar Allohga bo'ysunadi. İsa alayhissalomning zotan butun boshlig hayoti qonun qoidalarga bo'ysunmagan hayot. Otasiz dunyoga keldi. Qonunga bo'ysungani yo'q, dunyo qonuniyatga bo'ysungani yo'q. Tug'ilgan zahoti gapirdi. Yukallimun nasa fil mahdi va kahla. Beshikdalik paytida yo gapirdi u, mo'jiza u, ya'ni insoniyat qonuniga to'g'ri kelmaydi u. Osmonga ko'tarilganligi ham inson qonuniyatiga to'g'ri kelmaydi. Alloh uni ko'tardi. Bar rafa'ahullohu ilayhi deyapti, o'ziga nisbat beryapti. O'ziga ko'taryapti. Aziz, o'shaning uchun aziz zot. Alloh taolo va kana Allohu azizan hakima. Bekorga emas bu sifat bu joyda kelishligi. Alloh taolo bu joyda va kana Allohu g'afurur rahima desa to'g'ri kelmaydi. Tepadagi jumlaga to'g'ri kelmas edi. O'shaning uchun ilohiy kitob bo'lmay qolardi agar g'afurur rahima deganda edi. Azizan deyapti. Alloh qodir zot. Tamomiy hayoti mobaynida o'liklarni tiriltiryapti Iso. O'lgan odamni tiriltiryapti. Kelajakda eshitasizlar. U boshqacha ma'noda, ma'naviy ma'noda deb bular aylantiradi qodiyoniylar. Hozir bekitayapti, Qur'onda ochiq aytayapti. Va yuhyil mauta bi izni. Meni iznim bilan o'liklarni tiriltirdi Iso deyapti. Tamomiy hayoti dunyo fiziologik qonunlariga, ya'ni qarshi chiqib turgan Isoning osmonga chiqishligini Alloh qodir zot ko'tarib olib chiqib qo'yishligiga. Yana bitta narsani aldayapti birodarlar. Kana ya'kulani ta'am oyatini ko'p keltiryapti va unda ma'no aytganda kana o'tgan zamonda deyapti. Ha? O'shini ham yozib qo'yinglar. Shu gap kelganda aytasizlar. Birodarlar, o'tda bitta kanani o'zi yo'q. Ya'kulani ta'am, ya'kulan kalimasi ham bor. Ya'kulan kelasi hozirgi zamon va istimror ma'nosini beradi. Har doim ma'nosini beradi. Bu deganda hozir Iso alayhissalom ovqatlanyapti degani emas. Kana ya'kulani ta'am kalimasi hozir Iso osmonda emasligiga dalolat qiladi deb dalil keltiryapti bular. Nimaga bu dalil keltiryapsan? Kana o'tgan zamondaku deyapti. Yo'q, kana edi ma'nosida. Kana ya'kulan ikkita fe'l yonma-yon kelsa
İnsan adeti degen mananı ifade kıladı o. Ötken zamanda yegen degen mananı ifade kımaydı. Allah Teala bu ayetini ne için kilitir yaptı? İsa bilen onun anasının adeti, hadisesi avukat yiyiş. Allah bulsa avukat yiydi mi degen mananı ifade kılıyordu Allah Teala. Bunlar ne yaptı? Ötken zamanda avukat yiyirdi, hadır yeme yaptı demek, ölgen demek için. Kuryasın mı delillerini kanaka kılıp çarpıtı yaptı, kanaka kılıp eğlendirip ötü yaptı. Beçerilerin ahvalı, kâne ötken zamanda doğru. Lekin adet degen mananı beledi, kâne'den kin muzari fiili kilse. Mesela, kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasumu dese, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın adeti şerifleri roza tutardılar degeni. Kâne ye'kulâni ta'am bulse, İsa bilen onun anasının insani adeti avukat yiyiş. Ular avukat yerdiler. Yani ular ilah mas degen mananı ifade kıladı. Ular ölgen degen emas bu ayet. Şundan, mana şu ayetten İsa ölgen degen mana çıkarı yaptı bu mırzalar. Şimdi İsa bilen ayetin, kanakası ki bundan İsa öldü deyip mana çıkarı aladı. Umumen ayetinin manası başkaydı. İnna Allaha kana azizan hakima ve kana Allahu azizan hakima. Allah Teala ota kudretli aziz zat, hakima hikmeti bar zat. İsa'nı asmanga ko'tarishda hikmet var. Allah biladigan hikmetler var. Ulamalar sanagan, men bitta hikmetni aytay, har bitta payg'ambar dünyadan o'tgandan keyin uning risolatiga nuqson yetadi. Payg'ambar alayhissalom tirikligida din komil bo'ldi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum oyati nozil bo'lganda, bugungi kunda sizlarga dininglarni mukammal qilib berdim deganda hamma sahobalar xursand bo'lgan. Dinimiz komil bo'pti, dinimiz komil bo'pti. Abu Bakr Siddiq bir rivoyatda Hazrat Umar yig'laganlar. Nimaga yig'layapsiz? Din komil bo'ldi-ku deganda Hazrat Umar yoki Abu Bakr aytganlarki, bir narsa kamolatga yetsa endi nuqson boshlanadi deganlar. Payg'ambar alayhissalom ketib qolar ekanlar deganlar. To'g'ri bo'lgan 2 oy o'tmasdan dunyodan o'tganlar. Rasulullah o'tganlardan keyin boshlangan ixtiloflar hozirga qadar dinimizning ichida ixtilof tugagani yo'q. Mana shu nuqsonni to'ldiruvchi qilib Alloh taolo Iso alayhissalomni nozil qiladi. Hikmatlardan bittasi shu. Iso alayhissalom qaytib keladilar. Bizni payg'ambarimizga nozil bo'lgan risolatni qaytadan jonlantiradilar. Bundan ortiq mantiqiy yechim bo'lishi mumkinmi? Ochiq oydin ko'zingizga ko'rga hassadek ko'rinib turgan narsa. Buni inkor qilib turib, kana ya'kulani ta'amdan ehtimoliy bu mininchi ma'noga ham ehtimol qilmaydigan gapni olib, Iso o'ldi deb shunga ishonib yurish uchun insonda aql doira fosil doira bo'lish kerak. Oyatning davomida Alloh taolo aytayapti, o'sha 159-oyatda va in min ahlil kitob va in min ahlil kitobi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Birorta ahli kitob qolmaydi. Alloh taolo bar rafa'ahullohu ilayh dedi, o'ziga ko'tardi, o'lmagan u tirik. Chunki va ma qataluhu yaqina degandan keyin banni ishlatdi Alloh taolo bu joyda. Bal kalimasi shunaqa. Sizga o'zbekcha misolni keltiray. Balni bizda ham o'zbek tilida ishlatiladi-yu, qonunini bilmaymiz. Bal o'zidan oldingi fe'lning ziddini keltirishligi shart. Keltirmasa jumla noto'g'ri bo'lib qoladi. Masalan aytaylik. Men och emasman, balki to'qman. Bu jumla to'g'ri mana. Endi sizga men aytsam, men och emasman, balki shahardaman. Yoki men och emasman, balki bo'yim uzun. Nima jumla chiqdi hozir? Alloh taolo shunaqa deyishi mumkinmi? Va ma qataluhu yaqina, uni o'ldira olmadilar, bal rafa'ahullohu ilay. Balki Alloh uni darajasini ko'tardi. Shunaqa deyish mumkinmi? Bunaqa jumla mumkin emas, Allohga nisbat berib bo'lmaydi bunday jumlani.
Belki onu tirik halde kurtardı. وَمَا قَتَلُوهُ Onu katıl kılalmadılar degende hu zemir İsa'ya, İsa'nın cismige, cismini öldüre alışmadı. Ruh zaten ölmeydi ki. Cismini öldüre almagenden ki belki onu cismini tirik halde kurtardı degende bunu. Biror ta ahli kitob qolmaydiki, illa unga iymon keltiradi, qabla mavtihi Isoning vafotidan, o'limidan oldin deyapti Alloh taolo. Iso o'limidan oldin Isoga hamma ahli kitob iymon keltiradi. Va yawmal qiyamati yakunu alayhim shahida. Iso qiyomat kunida unga iymon keltirgan hamma ahli kitoblarga guvohlik beradi. Xo'p. Hadislardan ba'zisini o'qib qo'ysak bo'ladi, birodarlar. Oyatlarda o'sha yuqoridagi oyatlarni mana oyatlarni o'ziga tegishli bo'lgan salafning fahmi bilan keltirib berdik. An Huzayfat ibn Usayd radhiyallohu ta'ala anhu qol. Ittala an-nabiy alayhi salatu vasallam alayna va nahnu natazakaru as-sa'a fa qala ma tadhkurun? Kulna nadkuru sa'ata qala innaha lan taquma hatta taro qablaha 10 ayat. Huzayfa ibn Usayd radiyallahu anhu aytibdilar. Bir kuni Nabi alayhi salatu vasallam bizni oldimizga chiqib keldilar. Biz qiyomat kuni to'g'risida gaplashib o'tirgan edik, muzokara qilib o'tirgan edik. Bizga aytdilarki, nimani eslab o'tiribsizlar, nimani gaplashib o'tiribsizlar? Biz qiyomat haqida gaplashib o'tiribmiz Allohning rasuli dedik. Shunda aytdilarki, qiyomat bo'lmaydi, hatto undan oldin 10 ta alomatni ko'rmaguningizcha. 10 ta alomat bo'ladi, uni ko'rmasdan turib qiyomat bo'lmaydi. Birinchisi ad-duxon, tutun chiqadi. Ikkinchisi ad-dabbatu, dabba degani yer hayvoni chiqadi. Bularning hammasining tafsiloti bor, boshqa hadislarda kelgan, bunga to'xtalmaymiz, o'rni kelganda uni ham gapiramiz. Uchinchisi va tulu'u shamsi min mag'ribiha, quyosh mag'ribdan chiqadi, botgan tomonidan chiqadi. Va nuzuli Isa ibn Maryam, Isa ibn Maryam tushadi, nuzul, nozil bo'ladi. Va Ya'juj va Ma'juj, Ya'juj Ma'juj chiqadi. Va salasatu khusuf, 3 marta oy yoki quyosh tutiladi. Khasfun bil mashriq, birinchisi mashriqda bo'ladi tutilish, ikkinchisi mag'ribda bo'ladi, uchinchisi jaziratul arabda bo'ladi. Va akhiru zalika narun takhruju min qibla adn fi yaman, fil yaman. Yaman yaman tarafta, ya'ni adn degan tarafdan o't chiqadi, o't. Tatrudun nas ila mahşarihim. Odamlar özlerini haşır kılınadigan tarafiga toplanadı. Deyiptiler. Şunun için de Resulullah'ın sahih hadisleri İsa nüzul kıladı deyiptiler. An Abi Hurayrat radiyallahu anhu anna Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kal Vellezi nefsi biyedihi la yushikanna an yanzila fikum ibn maryam hakaman adilan fayaksur al-salib wa yaqtul al-khinzir wa yada' al-jizya wa yafidu al-mal hatta la yaqbaluhu ahad hatta takunu sajdatu al-wahidatu khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Abu Hurayradan radiyallahu anhu'dan rivayet, Rasulullah aytibdilar ki, nafsim qolida bo'lgan zotga qasamki sizlarni ichinglarga fikum degani ichinglarga Ibn Maryam ya'ni Iso ibn Maryam nozil bo'lishligi yaqin, tez kunda tushadi. Nima bo'lib tushadi? Hukm qiluvchi bo'lib, adolatni qoyim qiluvchi odil bo'lib tushadi va qiladigan ishlari xochni sindiradi, cho'chqani o'ldiradi, jizyani amaldan qoldiradi. Mol-moli dunyo insonlar ichida to'lib toshib ketadi. Hatto bir odamga mol bersangiz, molni qabul qilmaydi. Men ol ishlatib yubor desiz, yo kerak emas deydi. Menda ham yotibdi, qatga qo'yish bilmayapman deydi. Hatto o'sha kunda bir dona sajda
dünya ve onun içindeki hemme narsadan üstün bu kaladı. Bitti secde. Başka bir rivayette bunu yine başkaca turuklarına etkendir. İsa aleyhissalatu vesselam'ın vurutları doğrusu da ben hadir iki saat hadis okup erişemem mümkün. Lekin yukarıdaki ayetlerde bunların kozgayetken şubhelerinin hemmesini itibar verseniz mananı özüdeki, roberudeki mana yok. Özleri düşünmeyen mana var. Eğer özü düşünmeyen bulsa, Kur'an'dan özleri haklayan mananı buruvaladigen bulsa, dostlar, hemen nasıl çıkarış mümkün? Kur'an'dan ben yukarıda ettim, maskeledigen maddelerini özge halal kıvalışadı. Benimce şu kifaya bulsa gerek. Yani bir ayetini etmedim. Orada eğitip gittim. Uşa ayetini manasını yiyem. Doğru ifade kıvalış gerek. Allah Teala etedi ki وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَى deydi. İsa hakları da. İsa'nı Allah Subhanahu ve Teala beşikte gapırdı. يُكَلِّمُ النَّاسَ beşikte gapır yaptı. وَكَهْلَى ve kuhulat yaşıda hem gapırdı Allah da, İsa. Beşikteki malum, Kur'an'da sabit, tuğuldu. Yahudiler Meryem anamızı tuhmat kıldı. Kattam kildin bu balanı dedi. Ben gapırmayayım ben. Balanı özden sorayınlar deyip işare kıldı. Onlar etti, keyfe nukellimu men kâne fil mehdi sabiyye. Beşikte yatken güdekten ne beni sorayınız deyip işte. Şunda kâle inni abdullah. Ben Allah'ını bendesi men dedi İsa. Birinci sözü ben bendemen, Allah'ını bendesi men deyip çıktı. Tuğulgeni bir saat bulmayan balı. Ben şimdi daha balı, ben şimdi daha balı. Bir saatte tuğul geldi mi? Şimdi ne yapar? Avaz çıkarmadı. Adamlar avazını eşitip özüce bir cümle düşünvalgeni yok. Anlık tınık yapırdı. Anca yapırken anca. Ne mi degen? İnni Abdullah etaniyel kitab ve cealani nebiyye ve cealani mübarekan aynama kuntu ve avsani bis salati ve zekati ma dumtu hayye ve berran bi validati ve lem yecealli cebbaran şakiyye ve selamu aleyye yevme vulittu ve yevme emutu ve yevme ub'athu hayye zelike İsa ibn Meryem. Meryem suresinde şu var. Şunca cümleni yapırdı. Mucize miydi? Mucizeydi. Allah Teala atıf harfi bilen yükellimun nase fil mehdi ve kehla diyepti. Vav atıf. Uzudan aldığı narsadan başka narsa buluş bilen birge uzudan aldığı narsaya münasebette okşaş gerek. Yani güdekliği de beşikte mucizevi halde yapırken İsa kuhulat yaşı da hem mucizevi yapırdı. Kuhulat yaşı 33 bilen 40 arası. İsa aleyhisselam'ın Osmanlı kotarılışları rivayetlerde 33 yaş. Yeryüzünde yürüyüşlerinin rivayetlerini örgenseniz 40 yıl yürüdüler. 40 yıl. Demek 7 yıllık hayatları var. Bu akval küçülü kavullarını eğitip ben. İhtilaflar var da bittesini eğitip ben. Şimdi sizge eğitse ki bir adam. Ben 40 yaşta gapıramam. Hazır 46'ya kırdım. Ben gapıramam. Desem. Ne kıptı? Eşhule eğitip yaptı ki bazılar. Adli halat. İnsanın tabii vaziyeti değildi. Doğru mu? Ha, doğru. Demek ki Allah Teala mucizege alakadar hadisege 40 yaşta gapıradı degenler seni atıfkılı yaptı. Yükenlimun nasa fil mehdi ve kehladi yaptı. Demek ki. Çünkü bu hem mucize buluş gerek. İsa'ya nispeten. Demek ki tamamıyla hayatı mucizeden ibaret İsa aleyhisselam dünyaya kayıtıp kilip Osman'dan düşüp yapıradı. Uşanda mucize buladı. Uşanda mucize buladı. Mucizeliği hali sadır bugünü yok. 40 yaşta sizden yapıramız mucizemez o. Yani adatta hem de yapıradı. İsa'nınki başkaça buladı. İsa aleyhisselam'ın yapırışları başkaça buladı. Hemen lan ağzı açılıp kaladı. Ateistler sual bir gemenge. Şu okyanı kurtar gelimde. İsa'nın ya ateist mesela, ateistlerin balası var, sünnet inkarçıları. Onlar hem sünnetini inkar kıladıklar, kadiyanilerden çıkan uzu. Kemal yoldaşları, bana şu kadiyanilerini taşlap gitken taşlandık balaları. Yakışılıp şu cümlelerini, tagını sürüştürüp göreyim. Keyin bence rahmet etmesinizden meyle, hakkım bir dua kıp izledi oldu. Sünnet inkarçıları ne dediklerdi?
İsa ölgen. Nima ge? Qana qilib gapiradi İsa'nın yaşagan paytidagi İbrani tili o'lik tillar oilasiga kirib ketgan. Hozir u tilda hech kim gaplashmaydi. İsa kelsa İbrani tilida gapirsa hech kim tushunmaydi uni. Demak İsa o'lgan deyapti. Men aytayapman, Qur'onda Alloh taolo İsa'nı yukallimun nasa fil mahdi deyapti. Beshikda gapirtirib qo'ydi. Alloh gapirtirib qo'ygan zot qaytib kelgandan keyin bugungi kundagi tilimizda gapirtirib qo'yishga qodir emasmi? İsa gapiradi, birodarlar. Hamma tushunadi. İngiliz, Xitoy, nemis, fransuz, o'zbek, turk, qozoq, qirg'iz, arab hamma tushunadi. Shu mo'jiza bo'ladi shu. Menimcha kekirdagini sug'urib oladigan dalillar shular. Qodiyoniylarga yo'l yo'q. Unga ergashayotganlarning harakati siyosiy, xolos birodarlar. Şunu etkizip koyayım dedim. Hop, ilmi bahs meydanındaki birodarlar. Şu mavzuga alakadar kimde savol bor? Hozir Mirzohid. Nima mo'jizalarni ko'rdim, mo'jizalarni ham ko'rdim deyotganda yo'qolib qoldi o'sha skirchingizdan oldin. Xo'sh, shunaqa deyotganda aniq qodiyoniyni. Hmm. Aleykum assalom, rahmatullohi va barakatuh. Endi Sababi shuki, LNS degan kompaniya bor, umumiy anaqasi piramidaga qurilgan bizi nazarimizda. Shular bilan anchadan beri mana Murodjon akamiz o'zlari tushuntirib beradi, shu mavzu ko'tarilayotgandi. Yo, bugun emas, hozir emas. Bugun hozir mana mavzuni yopamiz. Men bir joyga borishim kerak. Kechroq balki kirsak bahs qilamiz. Iso alayhissalom haqlaridagi bular qo'zg'ayotgan, kimdir ular bilan gaplashib ularni gapini sababidan qalbiga shubha tushib qolgan savol bo'lsa beringlar. Ozgina 10-15 minut vaqtimiz bor. Keyin men chiqaman, sizlar gaplashaverasizlar. Kimdan ham savol bor mavzuga aloqador? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Siz salomatmisiz? Alhamdulillah. Hozir shu qiymat alomatlariga doir mavzuga aytdingiz, 10 ta narsa chiqadi degan hadis. O'sha ma'noda o'sha 5 tasini aytdingiz adashmasam, yozib o'tdim. Davomi qolib ketdi. Oxirgacha aytsangiz degandim, yozib olmoqchi edim. Xo'p, roviy keltirmagan, 10 ta deb, 5 ta deb, 7 ta deb sanalgan, o'zi umumiy ma'noda 7 ta, ba'zi ma'noda 10 ta alomatlar bor. Ulardan o'sha bittasi dobbatul ard, uni yozdingiz. Ikkinchisi duxon, uni yozdingiz. Uchinchisi Imom Mahdiyni chiqishlari, to'rtinchisi Dajjolni chiqishi, beshinchisi Yajuj Majujni chiqishi, oltinchisi Iso alayhissalomning nuzuli. 6ta bo'ldimi? 7-tinchisi quyosh botgan tomonidan qaytib chiqishligi. O'zi asosan 7ta. Yana ba'zi alomatlar bor, hozir esimga kelsa aytaman. Hadislarda ko'pda bularni hammasini yig'ib aytishgan. Roviylar 10 ta degan, 7 ta deb sanaydida, o'sha sanagan paytda roviy o'zi aytayotganda ba'zi sanoqlarni tashab ketishi mumkin, esdan chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Masalan, fitrat hadisida ham ashru minal fitra deb sanaladi. Fitrat inson tabiatdan amal qiladigan 10 ta narsa bor deyiladi. 5 ta, 7 ta, 8 ta sanalgan. Raviler muamması var burada. Yani ravilerin rivayet kılıçtaki zabıt meselesi var. Adı 7 de senedim. Yani ne var dedi? Melhametül Kübra var. Melhametül Kübra katta ceng buladı. Müslümanlar bilen başkalar ortası cüde katta ceng buladı. Uşa cengde
Bani İsrail'ni hamma ashjaru daraxt hamma ko'rsatib beradi. Falon joyda deydi. Chunki zulm ular tomonidan qattiq bo'lganligi uchun ularga jazo keladi. O'sha jazo orqali ular qatl qilinadi. O'shanga loyiq ish qilishadi. Faqat bitta daraxt bor, o'sha guvohlik bermaydi degan. Yana nima bor? Demak, hozir malhamatul kubro bilan olov chiqishi bor. Olovni aytma, ayt, olov bor. Malhamatul kubrodan keyin olov 8 ta bo'ldi. Siz aytib ketma-ket bo'ladimi? Ketma-ketligini sanashgan. Ketma-ketligini sanashgan. Imom Mahdi chiqadi. Dajjal chiqadi. Dajjal Imom Mahdi va u kishiga ergashgan odamlarni mag'lub qilib, ularni qamal qiladi. İmam Mahdi'ye ergashgan jamoa oz sonli Madinaga yig'ilib qoladi. Madina iymon shahri o'sha joyda to'planib qolinadi. Keyin Iso tushib Dajjalni o'ldiradi. Dajjalning qurol aslahalari juda kuchli bo'ladi-da. Har tomondan u hunarini ko'rsatadi. Isoning tushishlari bilan Dajjalning hamma qurol aslahalari ishlamay qoladi. Uni Iso o'ldiradi. Alayhissalom. Keyin Yajuj Majuj chiqadi. Yajuj Majuj butun yer yuzini rasvo qiladi. Keyin ular o'ladi, undan keyin yer yuzida moli dunyo toshib ketadi. Mol dunyo toshligi ham bor ekan-a. Mol dunyo toshib ketadi. Sadaqa beraman, zakot beraman desangiz, zakot oladigan odam qolmaydi. O'sha men 9 tami shu 10 ta bo'ldi taxminan, hozir sanaganimiz bo'yicha. Keyin moli dunyodan keyin yana fasod boshlanadi. Fasod shu darajaga yetadiki, ko'chada odamlar ochiq-oydin bir-biri bilan zino qiladi. Eng iymoni baquvat odam aytadiki, "Ho, chekkaroqqa chiqib qillaring shu ishlaringni" deydi. Eng iymoni baquvat odam shunaqa qiladigan bo'lib qoladi o'sha paytda. Keyin faqat Alloh, Alloh deydigan odamlar qoladi. Ya'ni ora-orada bir Allohni eslab qo'yadi, shu eng taqvodor odam shu bo'ladi. Yuqorida aytdim-ku, payg'ambarlarning risolati ular ketishligi bilan nuqsonga uchraydi. Ya'ni risolatni o'zi emas, odamlar unga amal qilmasdan uni ko'mib borishadi-da. Iso alayhissalom yana kamolatga yetkazadi bu risolatni, Rasulullohning risolatini. Imomga o'tmaydi, Imom Mahdini o'tkazadi. Keyin Iso alayhissalom ketgandan keyin mol dunyo butun musulmonlarning qo'lida. Hamma odam maishatga berilib, rohatga berilib, kayf safoga berilib yana yo'ldan chiqib ketadi. Keyin payshanba kuni yengil bir shamol keladi. O'sha yengil shamol bilan butun iymoni bor insonning hammasi dunyodan o'tadi, o'ladi. O'sha kuni ertalab turganda jumaning tongida quyosh teskari tarafdan chiqadi. O'sha kungacha iymon keltirmagan odamning iymoni o'sha kuni qabul bo'lmaydi. Vaholanki o'sha kuni hamma iymonga keladi. Qaytadi yana. O musulmonlar aytayotgandi, ha, qiyomat bo'ladi, oy, ko'zlaringni ochlaring deyotgandi. Haqiqatda quyosh bu yoqdan chiqib qoldi-yu. Endi nima qilamiz deganda, endi iymon keltiramiz deb hamma sajdaga yotadi. Alloh taolo bu iymonni qabul qilmaydi. Shu bilan tugaydi, qiyomat bo'ladi. Xo'p, birodarlar, savol menimcha yo'q shekilli. Bo'lsa birodarlar, bir-biringlarga bu yerda ahli ilmlarimiz bor, gaplashib turinglar. Men bir ishda ishlarim ham bordi. Javob beradiganlar javob bersin, bo'lmasa yozib qo'yinglar. Kechroq bir kirsak, suhbatni davom ettiramiz. Ustoz Mahdiyni chiqishini, Iso alayhissalomni tushishini inkor qilsa dindan chiqadimi yoki qattiq guvohlar bo'ladimi? Agar deydi. Agar tavil bilan o'sha hadislarni inkor qilmay, oyatning mana bu ma'nolarini inkor qilmasdan turib, yo men ishonmayman unga desa, u ahli bid'at bo'ladi, ahli sunnadan chiqib ketadi. Lekin hadislarni hammasini inkor qilsa, sihhatiga ta'na yetkazsa, Qur'on oyatlariga bu ma'nolar aslida noto'g'ri deb salafga qarshi yuradigan bo'lsa, dindan chiqadi. Dindan chiqish masalasi birodarlar, bu biroz ya'ni tafsilot talab qiladigan narsa. Shuning uchun ulamolar bu haqida rosa o'ylashgan. Ahli sunna val jamoa ahmadiylarga bir qancha ogohlantirish berishgan. Bir qancha ularni "Hoy, to'xta, bu gaplaring noto'g'ri" deyishgan. Ular gapga kirmasdan turib, anglichanlarni oyog'ini yalab,
uşalarının hizmetini kılı vurgen denkin canlarına tekip ayçıken ki bu bu cemaadan agahlandırmasak bu miydi? Demek ki bunların arkasındaki düşman bizim içimizden bunlarını çıkarı yaptı. Bir sünnetler yani sünnetini inkar kıladigenler şulardan çıkkan. Şularını targib teşviki bilen çıkkan adamlar. Hadi birbirini tanımasılık mümkün lakin şu. Hadis Kur'an'a doğru kesi alamız deyip koyadı. Kur'an'a doğru geldi, kime geldiğini katten bilemez dese, benim aklım deydi. E, aklını oynayıp koyay. Ben İsa aleyhisselam peygamber desem, ana peygamber keledi ahirki zamanda deyipti ki, deydigen akıl bulardı ki. Beni cümlemi düşünmeyipsen, kana akılım sen Kur'an'da düşünürsen. Kana akılım hadis Kur'an'a doğru kelime yaptı degen hulasa geri geçersen. İtibar verseniz, Mirza Ahit nime deyipti? Ben tekşirip kurdum deyipti. Ha, Mirza Ahit tekşirip kurdu, hey braderler. Biz ne kadar biz? Kettik Mirza Ahit'e erişemiz deyişimiz gereği mi? Ha, Mirza Ahit tekşirdi mi? Ha, demek bu doğru buladı o. Çünkü Mirza Ahit tekşirdi ya. Şuna kadar deyişimiz gereği mi? Mirza Ahit tekşirip erişkeni için erişmeyimiz değil mi? Akıl, ahval korup durdular. Resulullah'ı tuhmat kıptı şey yaptı, özünün gapını makullaş için. Ne mi bulacak yapırı yatıptı? Bular, bular. Mizan mas biz için. Bunlar şu özünü mizan da böyleydi. Ben tekşirip gördüm ki. Ha sen tekşirip görgensen. Lakin nemeni tekşirip görgensen. Kaysi hulasa bilen tekşirip görgensen. Ve bu akıl bilen kaysi hulasa yetip borgensen. O seni alakadar kıladı. Bizde alakamız yok. Seni hulasenge. Biz salafke. Bu dinni yakşı bilgen adamlarını yapıge erkeşemiz. Ular senden, senin dedelerinden, o gulamcandan anca aldın bunu taftiş çıkıp koyuşken. Deyimiz. Demek küfür, iman meselesi de şaşırmasızlığımız gerek. Lekin Ahmedi cemaasını, hadir gükündeki yenge mensupları bilmezden şuna kamekin diye bürgerlerini kafir demeyimiz. Lekin Ahmedi cemaasını, o şey gulamını, vahiy menge nazil bol yaptı degen geplerine iman keltiremen dese, Resulullah'a vahiy kılıngan imanga küfür keltiregen boladı. Şubhası yok buna. Şunaldı ki? Ustaz, özür, selam aleyküm. Keçe iman keltirgen, İsa buralarımız var ki, keçe iman keltirgen. Uşa buralarımız yana bir dostu var iken. Uşayam, bizde radikas havalları var iken. Fakat Uzbekçe'ni bilmeydi. Bu keçe gitme buralarımız tercümah buralarken. Şubur, vaxt apsayız. Bu oldu. Bugün keçe dakika vaxt bulsa kiremiz. Sizler başka sohbetlerini devam ettirip durasılar. Barça bizini sabır bulan dinleyen buralarlarına Allah'a teşekkür. Allah Teala bu sohbetimizin köprü tarqalışlığına sizler hem kısa koşuylar. Şahsi manfaatımız yok buralarlar. Biz özü adette bunlarını inige kırıp barıp bahs kılıp gereği bulsa oranına otkızıp koyu aldık. Ular bizi gapimizi uçurup koyup, bizge gap vermezden her türlü oyunlarını kılıçtı da. Lekin ular galiba kımaydı. Çünkü Allah Teala onlarını kasatka uçura geldiğini ahl-ı sünnege muhalifliği de ya korsatıp koygen. Çünkü ahl-ı sünnege Allah Teala zafarını vaada kılgen. Kıyamet geçe ahl-ı sünne vel cemaa galabada devam etedi. Biz uşa galabadan nasibadar buluş umidimiz var. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته